Soru 11. Soru 11 ve son sorumuz. 20 puan değerinde. Hemen başlayalım. Şuraya yazalım. Yine yorum satırı. Ne diyor? Kullanıcıdan 4 tane sayı alınız. Artık ezberledik bunu. İlk girilen sayı ile 3. sırada girilen sayıyı çarpın. Tamam. İkinci girilen sayı ile 4. sırada girilen sayıyı toplayın. Bu da tamam. Ve bu iki işlemin sonucunu birbirinden çıkartın. Hemen başlayalım. Int ne olsun isimler? A, B, C, D olsun. Cout. Hepsini tek tek alacağız şimdi. Birinci, ikinci sayı demeyelim. Sayı gir diyelim. Kısa kısa yapmış olalım. Sin A. Şöyle kopyalayayım. B, C ve D. Tamam, 4 tane sayıyı aldırdık. Ne diyor sonra? İlk girilen sayı ile, yani A ile 3. sırada girilen sayı çarpın. Yani C'yi çarpın. Çarptık diyelim bunları. Bunları bir değişkene atayalım. Çarpayım diyelim. Şuraya yazalım. Çarpayım eşittir A çarpı C. Tamam. Çarptık. İkinci girilen sayı ile, yani B ile 4. sırada girilen sayıyı toplayın. Yani B ile D'yi toplayın diyor. Bir değişkene atayalım. Toplam eşittir 0 olsun. Toplam eşittir B artı D. Tamam. Ve bu iki işlemin sonucunu birbirinden çıkartın. Artık değer tanımlay değişken tanımlamaya gerek yok. Direkt yazalım. Sonuç çarpayım eksi toplam. Bir de en sonunda gösterelim. Tamamdır. Sayı gir. 5. Bu A değerimiz. Sayı gir. 3. B değeri. Şimdi C değeri. Sayı gir. 4. Sayı gir. 2. Enter'a bastım. Sonuç 15. Bir bakalım nasıl işledi. A ile C'yi çarptı. 5 kere 4 20. Çarpım değerimiz 20 oldu. Toplam B artı D. 3 ile 2'yi topladı. 5 oldu. Ve birbirinden çıkarttığında ekrana 15 değerini yazdı. Evet arkadaşlar, bu ünite bu kadardı. Şimdi nacizane bir yol söyleyeyim. Kitabım ünitesinin tamamını okuduktan sonra ve soruları yapmaya çalıştıktan sonra bu deneme sınavını çözmeye başlayın arkadaşlar. Hepsinin sonunda 5 puan, 10 puan, 20 puan, 15 puan gibi şey gibi ifadeler var. Her soruyu çözdükten sonra yanlarına artı koyun. Bütün sorular bittikten sonra, tabi arada yapamadıklarınız da olabilecektir. Çok normal bunlar. Yaptığınız soruları da, yapamadığınız soruları da videolu olarak izleyin arkadaşlar. Hani bir soruyu yaparsınız ama ben çözerken bambaşka bir yoldan çözerim. O bambaşka bir yolu da öğrenmiş olursunuz. Daha ileriki bir soruda sizin çözüm yolunuzda çözememiş olduğunuz bir soruyu bu sayede çözmüş olursunuz. Bir sonraki ünitenin deneme sınavı sorularında görüşmek üzere. Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar.